Geçmiş olsun. Nasıl durum? Şekeri çok düşmüş. Allah'tan tam zamanında ağzına şeker vermişsiniz. Şimdi biraz daha zamana ihtiyacımız var. Merak etmeyin. Biraz sonra kendine gelir. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Ne kadar sürer kendine gelmesi? Birkaç saat daha misafir edelim Ferit Bey'i. Sağ olun. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkürler. Biraz şekerin düşmüş. Baygınlık geçirmişsin. Ben hiçbir şey hatırlamıyorum. Yavaş. Yavaş. Yine hayatımı kurtardın abi. Ama bu sefer Seyran Hanım kurtardı diyelim. Yani ben telefonda anlattım. İlk müdahaleyi o yaptı. O nerede? Otelde kaldı galiba. Kız panikten eli ayağına dolanmış tabii. Abi Deniz, sen ilgilen istiyorsan onunla bir. Hatta al getir onu buraya. Tabii Orhan Bey. Abidin Bey, Ferit nasıl? İyi, kendine geldi. Dilerseniz sizi hastaneye götürebilirim. Bilemedim ki şimdi. Seren Hanım, Pelin burada mı hala? İçeride. Hala uyuyordu. Pelin. Pelin. Hı. Kalk. Hı. Kalk hadi kalk. Hı. Pelin kalk hadi. Hı. Pelin kalk. Gel. Aa, bizim abi. Hadi gel gel. Yavaş yavaş. Ne yavaş, oldu yavaş. Ki? Gel gel. Hadi Ferit bekliyor yürü. Nerede o? Bizi bekliyor yürü gel. Tamam nerede? Pelin yürü. Nerede ki? Seren önce durumu halledeyim. Dilerseniz sizi hastaneye götürebilirim. Kusura bakmayın. Dur, dur bir damla ne var? Tamam geldik. Bak o da burada. Hadi kalk. Pelin. Pelin. Pelin hadi. Biraz arsana Ferit gelsin. Tamam hadi gel. Ferit nerede? Tamam gel arayacağım. Thank you.
Uyanınca ilk beni ara. Alo, Ferhat. Bizim korumalardan birini 2109'a gönderin. Bir misafirimiz var. Sakın dışarıya çıkmasın. Tamam. Bir şey olursa da beni arayın. Hadi. Selam, ben hazırım. Dilerseniz sizi hastaneye götürebilirim. Tamam, olur. Seyran Hanım, bu arada Pelin mevzusu aramızda kaldığı için hem Ferit adına hem kendi adıma teşekkür ederim. Ya, öyle kalacaktır eminim. Yüzüne renk geldi biraz. Canım. Gel. Ah Seyran, gel. Çok geçmiş olsun efendim. Kızım, ne desem sana? Kırılmadan umarım seni... Benim işini hallettim. Telaşla. Yok, olur mu öyle şey lütfen? Ah, çok teşekkür ederim. Çok, çok, çok. Her şey için. Estağfurullah, ne yaptım ki ben? Ya sen o ilk müdahaleyi yapmasaydın... ...böyle ucuz atlatmazdım. Abidin Bey'e teşekkür edin asıl. Sağ olsun. O söyledi ne yapılması gerektiğini. İkinize de teşekkürler. Allah'tan telefonun şifresi yoktu. Ha, tam olarak böyle durumlar için aldığımız ufak bir önlemden. Bak işe yaradı. Abartma anne ya. Bir de madalya takalım istersen. Hem telefonda saklanacak bir şey olmadığı için şifresi yok. Karım istediği zaman, istediği yerde baksın diye. Kendine gelmiş bak. Abidin, Orhan kahve almaya gitmiş işte. Nerede kaldı? Bakalım istersen. Tabii Gülbin'im, buyurun. Sağ ol. Önemli değil. Hastalıkta, sağlıkta dedikleri tam da böyle bir şey galiba. Ne hallere düştün? Hala işin dalgasındasın ya. Korkma. Bir daha olmaz. Hem zaten insan hayatında kaç kere evlenir ki? Ben değil Ferit. Sen kork bence. Eğer bir daha böyle bir şey yaşanırsa... ...belki bu sefer ben de uyanmam. Elini açık etmediğin için de sağ ol. Niye edeyim ki? Salak mıyım ben? Demek ki bu evlilik göstermelikmiş. Sen de biliyorsun zaten seninle evlenmeyi hiç istemediğimi. Benim de işime gelir. Allah. Demek senin de işine geldi. Vay be. Benimle evlenmek o kadar kötü bir şey mi ya? Ne oldu? Niye şaşırdın? Daha birkaç saat önce sen de evlenmek istemiyorsun biliyorum diyordum. Ne oldu? Yanımda sevgilim vardı. Yoksa her kız benimle evlenmek ister. Zaten. Hem sen benden iyi kocayı nereden bulacaktın ki? Bıdı bıdı konuşuyorsun işte. Ferit, bence bu boş özgüven konuşmaları için doğru zaman değil ha. Sen benimle uğraşacağına iyileşmene bak. Peki. En az. Elimi tutmaz mıydın peki? Peki. Var mı bir sorun? Her şey yolunda abi. Tamam. Eyvallah. Gerisini ben hallederim. Tamamdır. Abi ne oluyor? Ben niye buradayım? Kapıya da birini dikmişsin. Ferit gece bayılmış. Ne? Şekeri de düşmüş. Seyran kurtardı çocuğu. Bir dakika. Ferit şu an hastanede mi? Yok, burada. İyi iyi, merak etme. Hastaneden döndük. Uçağa hazırlanıyor. Sen niye bana haber vermedin? Uyanınca ara diye not bıraktım. Arasaydın ya.
Hop nereye? Ferit'i göreceğim. Şimdi olmaz. Ortalık karışık. Kayınpederi de geldi zaten. Of! Ya ben onu durduracaktım. Niye o kadar içtik ki? Durdursaydın o zaman. Gördük ne kadar içtiğinizi. Benim odada olduğumu fark ettiler mi? Ya ben hiçbir şey hatırlamıyorum ya. Önce benim haberim oldu, merak etme. Basılmadınız yani. İstanbul'a dönünce ararsın. Yok. Benim Ferit'i görmem gerekiyor. Tamam söyle o zaman, o buraya gelsin. Dün Ferit bayıldığında yanında olsaydın. O kadar içerken yanında olsaydın Pelin. Şimdi beni dinle, burada kal. Biz gittikten 2 saat sonra da uçuşum var.